Evet, değerli arkadaşlar. Şimdi Nakşibendi dergahının bir şeyini, buraya yazısını izleyeceğiz. Okuyacağım yani. Az önce Ebu Bekir Sifil ile ilgili söylediklerimi de buna göre ayarlayın. Çünkü alimsiz kaldık diyor ya. Bunlar alim diyorlar. Niye gidip intisap etmiyorsun? Hanginiz doğru söylüyorsunuz? Ne demiş bakın. Seyyid Muhammed Sani el Hüseyni. Biz istiyoruz dergahlar yine eskiden olduğu gibi olsun. Hangi eski yalnız? 100 yıl önceki eski mi? 500 yıl önceki eski mi? 1000 yıl önceki eski mi? Hangi eski? Sadece saadatların, peygamberin ve Allah'ın sohbeti yapılsın. 1000 küsur senedir zaten sizin dergahlarda başka ne konuşuluyor ki? Komşunuz acından ölse haberiniz olmaz sizin. Çünkü tekkeye kafanızı sokmuşsunuz. Akşam sabah papağan gibi zikir çekmeyi bir din zannediyorsunuz. Başka bir şey konuşulmasın. Konuşmayın. Başkaları da gelir tepeme oturup siyaset yapar ama siz ona da intisap edersiniz. Değil mi? Sizin için önemli değil. Yani sizin Ebeceddinizi biliyoruz. Celaleddin Rumi Moğollara nasıl intisap etti? Sizin evliyanız. Evet. Böyle olunca Allah muhabbet verir. Muhabbet olunca sofilik ortaya çıkar. Birlik beraberlik ancak sofilik yapma niyet olanlarda hasıl olur. Yani ya bizden olursanız olur diyor. Bizden olmayanlar birlik beraberliğin dışındadır. Hani şu klasik bir söylem var ya 72 fırkanın fırkayı Naciye masalı. Bunlar fırkaya Naciye oluyorlar zaten. Sorarsan aynen söylerler bu lafı. Biz fırkayı Naciye izlerler. Ne yani temiz mi fırka? Ya peygambere bir yalan söyledikler. Bu yalan üzerinden herkes kendine bir pay almaya çalışıyor. Yani adamların hayatı da yalan, dinleri de yalan, imanları da yalan. Evet, kendini tarikatına gidersem kurtuldum. Yoksa nani yedim. Kurtuldum. Daha bunun teferruatı çok bu yalanların da. İşte öbür dünyada yok cebinde götürecek, cennete de yok bilmem ne diyecek de. Ya bunlar detayları çok. Ben bıktım usandım bunları anlatmaktan zaten. Ama halen daha sosyal medyada çok da hızlı, güzel bir şekilde sosyal medyayı kullanıyorlar. Ve bu yalanı halen yayıyorlar ortalığa. Şimdi Ebu Bekir Sifil'e sormak lazım. Hani alimler kalmadı diyor ya, bunlar alim diyor işte. Kendi kavuslarına alim diyorlar. Ledünni ilmi sahibi diyorlar. Niye gidip intisap etmiyorsunuz? Ha, senin mezhebinden değil. Herhalde. Yani ya da tarikatından değil. Onun için senin tarikatındakiler alim, senin mezhebindekiler alim, karşı taraf alim filan değil. Peygamberliğin varisi falan olmaz kardeşim. Ne demek varisi? Peygamber varis falan bırakmadı yerine. Bırakamaz da peygamberlik, peygamber makamı olarak diyorsanız Ebu Bekir'i bıraktı. O da peygamber olarak değil, ümmetin emiri olarak. Resulün, Resul sıfatıyla asla varisi olmaz. Orada görev bitmiştir. Yalan söylemeyin millete. Milletin kafasını karıştırmayın. Varis ne demek? Oradan kalanı alan demek. Yani onun devamını getiren. Devamını falan getiremem. Allah Resulü öldü. Sahabe bile birbirini kırdı be. Sahabe bile birbirinin oluk oluk kanını döktüler. Siz ne hayal aleminde uçuyorsunuz halen? Bir defa kendi çağının ruh halini anlamayan, kendi çağının sosyal şartlarını anlamayan, üzerinde düşünmeyen, üzerinde fikir yürütmeyen, üzerinde toplumun refahı için çare üretmeyen kişi ne alimdir ne bir şeydir. Cahilin tekidir. Akşam sabah tekkelerde Allah Resulü şunu dedi, yalan. Bu yalanlar üzerinde sohbet.
rabıta, bilmem ne, ne yaptıklarını biliyoruz bizim onların bahsettiği yerde. Peygamber sohbeti, Allah sohbeti yapılıyor. Yaptığınız sohbetlerde neler anlattığınızı da biliyoruz. Çünkü yıllarca ben de oturdum orada. Yalandan başka bir şey yok. Evet. Sofilik yapacakmış. Sofilin diğer adını söyleyeyim. Koyunluk yapacaklar. Sen Gavs olacaksın. Millet sana oturacak. Ruhunda canlandıracak. Gözünde canlandıracak. Senden kurtuluş bekleyecek. Allah'la arasına seni koyacak. Adam müşrik olacak. Ama sen keyif çatacaksın oturup. Gavslık taslayacaksınız. Allah hesabı sorar. Bizim kimseye iftira attığımız yok. Benim okuduğum Allah'ın vahyinde böyle bir aracılık da yok. Böyle bir alimlik de yok. Böyle bir sofilik de yok. Vesselam.